tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Voley ekranlarından herkese merhabalar. Euro 2020 heyecanı, daha doğrusu yayınları başladı. Heyecan Cuma günü start alacak. İlk maçımızda İtalya ile karşılaşacağız. Bomba gibi bir ay bizleri bekliyor. Hem yoğun olacak hem tempolu olacak. Bir yandan da uzun zamandır özlediğimiz bir milli takım heyecanında damarlarımıza kadar yaşayacağız. Nitekim Voley'de de, voley ekranlarında da günde 4 içerikle Euro 2020 heyecanı tüm hızıyla başladı. Turnuvanın en iyi takımını yapıyoruz. Tamam. Senin İngiltere'yi her sene atar tutarsın, bu sefer şampiyon olacak diye. Hiçbir zaman olamaz, hep şampiyon olur. Bu sefer ne olacak? Bu sefer ben yine İngiltere'nin çok fazla, yani tam İngiltere'nin hocam. Böyle bir kendini doldurup diyeceğim ama bu defa bakma, iyi yetenekler var, iyi kadro var. Ama tam böyle heyecanlanıp kursağında bırakacağı senaryo bence şu an o yola girildi. O geri zaman Southgate'le. Demek ki bu sefer şampiyon olma ihtimalleri var. Southgate'e rağmen. Abi ya bilmiyorum, oyuncu grubu beni heyecanlandırıyor biraz ama yap bir 11'i bakalım inliyorum. Ben şöyle şimdi o böyle Southgate ise sen de Northgate. Tabii yani. Biz de Northgate olarak burada bir kadro yapacağız. İkimiz de kendimizce en iyi 11'leri burada tahtada dizmeye çalışacağız. En iyi kaleci. Ben şöyle bir kadro hazırladım. Önce onu söyleyeyim. Normalde tabii şimdi turnuvaya katılacak oyuncuları, yıldızları hep zaten hepimiz birçoğunu biliyoruz. Onlar üzerinden bir kadro yapmak mantıklı ama ben biraz daha böyle önce kendimce bir simülasyon yaptım hocam. Tamam mı? Bak sıralamaları yaptım. Bir kadronu yaptı. İzleyeceğimiz kadro. Hocam bir dakika, sağlamasını anlatayım ama takımlar ve futbolcular. Takımlar ve futbolcular ne kadar ileriye gidebilirler? Ben o sağlama üzerinden bir kadro yaptım. Çok artist. Yani bir kendimce öyle bir mantık oturttum. Lewandowski'yi koymadın. Niye? Adam Polonyalı. O attığı golleri abi, takdir etmiyor. Ya tamam şimdi en iyi futbolcu da turnuvanın en iyi kadrosuna mı? Sen tam girer. Var ya işte tam bir şey yatırımcı, o İngiliz Londra borsasındaki kriptocu. Kriptocu mu açıkçı mı bilmiyorum, ben onları da anlamam. Emektir. Ya sen var ya, sen de var ya. Sizin olmanızı sağlamaz ama rahat yürümenizi sağlar diyelim. Peki evet, kadroyla başlayalım o kaleci. Zaman. Kaleci. Hocam ben kaleye, ben İtalya'nın benim tahminlerime göre, daha doğrusu çizdiğim fikstüre göre finale kadar gidebileceğini düşünüyorum ben İtalya'nın. Almanya gruptan çıkamasa da faal. Dünyanın ben en iyi kalecisi diyorum. Manuel Neuer'dir. Diğer arkadaşlar Neuer bıraktıktan sonra o tahta oturmayı düşünsünler ama dikkat etsinler. Neuer tahtayken bak ben Leno, Ter Stegen. Ter Stegen'i çok severim biliyorsun. Gladbach altyapısından yetişmiş. Abi Neuer zaten. Abi Neuer başka bir şey. Evet, evet, arada böyle kariyerinde belirli sallantılar oldu ama tam böyle sallanıyor. Acaba Alisson mu sallanıyor geliyor? Sallanıyor mu? Bir şey ya, bir sakatlıklardan dolayı abi eskisi. Eski Neuer olmadığı bir dönem oldu. Şimdi gene bir aydan çıktı yine de. Ya Alisson'un bu sene yaptığı hataları bana konuşturtma ya. Abi hayır ben. Oğlum biliyorum. O ayrı. Alisson. 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 Yani Becker. Tipimiz de benziyor. Sakal bırakınca en azından andırıyor. Ne benziyor? Şeye benziyor bizim ha o. Çok iyi oyuncu var ya Burak. Dizi film oyuncusu ha. Çok benzemişti ona sakal bıyık bırakınca. Evet, Alisson'un bir ara enteresan böyle Karus'ta, oyunculuk yaptığı videoları dolanıyordu. Belki görmüşsündür. Kıvanç daha iyi kalecidir ondan. Gördün mü sen Alisson'un oyunculuk yaptığı videoları? Görmek istemiyorum. Evet, tamam. Neuer abi. Bana okay, ne tamam. Almanya ilerler ilerlemez yani. Tamam. Zaten Neuer de kötü oynarsa Almanya puan alamaz. Ben sana söyleyeyim. Ben kendi öngörüm dahilinde oraya hocam Donnarumma'yı yazdım. Savunmada Donnarumma'ya biliyorsun Milan taraftarları Dollaruma diyorlar. Yani abi menajerinin zaten, oyuncağı oldun. Doll. Zaten hani sadece Milan değil İtalya'da da böyle hep tartışılan bir adam oluyor. Sırf o Milan'dan ayrılacak şeyleri yüzünden. Bir yabancının tabiriyle love and hate relationship dediği bir şey var ya. Hem severler hem de nefret ederler gibi. Orada biraz karışık bir ilişki sen var. Sen seversin böyle. Erasure'un şarkısı vardı. Erasure. I love to hate you. Öyle I love to hate you. Abi evet. Güzel. Sen öyle şarkıları çok seversin. Sen de bu tarz şeyleri konuşmayı özlemişsin kardeşim. Ben sevmem elektro gitarsız pek şarkı ama o fena şarkı değildi. Sağbek. Valla kendi takımda Sağbek oynamıyor ama Joachim Löw hocama sesleniyorum. Hocam. Kimih mi? Kimih'i. Sağbek'i al çünkü 3-5-2 oynatıyor. 5'li 3-4-3 oynatıyor. Dörtlünün sağında Klosterman oynuyor. Kariyerinde tamam Sağbek de oynuyor da daha çok böyle stoper oynamış bir oyuncu. Kimmich bir de Bayern Münih'in bir önceki şampiyonluğunda Thiago orta saha Norris'ini oynarken o Sağbek'te mükemmel performans sergilemişti. Ayrıca orta saha Norris'ini oynatabileceği bak Toni Kroos var. Bizim Neuhaus var. Gladbach'ın harika çocuğu. Hadi Neuhaus'u oynatma tamam. Kroos, Goreska al buraya. Oyundan Klosterman çıktı. Matthias Ginter Gladbach'ın dörtlüdeki sağ stoperi sağ beke geçti. En son Dortmund'da orada oynamıştı yani.
Sağ kanat abi, bekine. Ben Neuhaus şeyi koyuyorum. Sen dörtlü oraya. Savunmadan gidiyorsun. Kim ama sağ bekten geliyorsun. Sen üçlü mü yapacaksın? Ya ben üçlü... Ya savunmada iki kişi yazabiliyorum şu anda kafamda. Benim böyle dörtlü gözüküyor ama dörtlü değil işte. Ama işte orada biraz senden kopya çekebilirim. Çünkü savunmada ben de sabitte çok... Kopya yok, fırfırı yok. Kim oraya fırfır, yazmış? Fırfır yapma. Kanselo, Kanselo'yu yaz oraya. Gayet yok, iyi sabit. Yok, Kanselo'ya gireceğiz. Kanselo'ya gireceğiz. Orada normalde demeyeyim de hani City'de daha sol tarafta izlediğimiz demek maçı çok oldu. Demek sol bek soru işareti ya. Abi sol bek soru işareti. Utanmalısın. İşte o yüzden belki orta sayı 4 diyebilirim. Utanmalısın. Robertson tamam. Sol bek. Utanmalısın. Abi tamam Robertson. Gerçi utanmalısın. Liverpool forması varken üzerinde. Robertson inanılmaz sol bekti abi. İskoçya'nın tek iyi oyuncusu zaten. Tierney. Abi tamam da İskoçya nereye gidecek? Benim tahminim gruptan çıkamaz bence. Aa, hep diyorsun, hep diyorsun. Böyle ben böyle diyorsun. Kazananın yanındayım diyorsun. Yok kazanan değil hocam işte ya. Bir ben hani... Media Markt gibiyim. Kim? Herkese göre bizim sunacağımız bir şeyler var. Her fiyata göre, herkese göre. Alice ya. Gene yaptın yapacağını. İmzanı attın. Robertson'u koymuyorsun. Ha? Niye abi Robertson'u koymadım. Oynuyor, hadi Robertson'u koyayım abi ya, tamam. Sağ ol. Ya. Koyma bu saatten sonra. Bu saatten kimi sonra koyacağız abi? İstersen koy bana. Tamam o zaman ben şuradan gideyim abi. Oraya ben Bonucci'yi koydum. Alaba'yı koyamazsın. Çünkü böyle Alaba ve Osimhen takımında direkt böyle merkez ortası oyun kurucu oynuyor. Abi sen kimi koymuşsun ya? Ne anlatıyorsun? Ben bir şey şimdi. Öyle misal ediyorum. Evet, devam. Tamam kardeşim. Ben oraya Bonucci'yi koydum. Bonucci'yi koydun oraya. Aynen. Ben oraya Ruben Dias'ı koydum kardeşim. Evet Ruben Dias zaten o sezonun üstüne burada da imza atarsa yürüyecek. Yanına da Rafael Varane. Bonucci tabii müthiş oyuncu ama şimdi bize böyle rakip olacaklar. O yüzden iyi oynasın istemiyorum turnuvada. Bonucci Türkiye maçında iyi oynamasın kardeşim artık. Yeter yıllardır. Bonucci yani çok iyi oynadı. Ya Türkiye maçında iyi oynamasın da ama yani İtalya'nın da bir şey yapması için Bonucci'nin iyi oynaması lazım gibi orada düz mantıklı. Ruben Dias'ın Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmesine ne diyorsun? Van Dijk'ın topucunu dama attı maç. Kevin De Bruyne futbol yazarlarının evet profesyonel seçim. Futbol yazarı. Ben de futbol yazarıyım. Ben de Kevin De Bruyne'yi seçiyorum ama Ruben Dias bayağı iyiydi gerçekten. Sen orada oyun kime olurdu? Kime? Profesyonel futbol yazarları. Kimmiş? Kimmiş aslında da. Kimmiş'e mi? Kimmiş diye okunuyor. Alman spiker kimmiş demiyor mu? Ben mi yanlış diyorum? Ben orada en çok... Dalga dümen olmasın diye kimmiş diyor. En çok Müller'in aslım. Mula! Mula yapıyorlar ya onun hastasıyım. Bunu Fatih yapıyor. Orta sahaya geçelim. Ben buraya kardeşimi koydum. Kante. Ama dikkat. Kim? Tamam bir dakika sen Kante, savunmayı dizdin mi ya? Hangi ara dizdin abi? Işte dur sen tamam. Ayakta uyuyorsun. Ben tamam. Aldım Kante'yi. Kante'yi tamam. Almamışsındır Allah bilir. Almasın. Abi Kante'yi almadım. Ben hocam oraya... Almaz mısın Kante'yi ya? Hocam şöyle yapayım. Ben oraya Varane abimizi koyayım. Birincisi o. O Varane... Bu Varane 1 ben önce. Bu seninki Varane 2 oldu yani. Onu söyleyeyim. Varane 2'yi koyalım oraya. Bir de abi Ramos yok ya. Alışmışız direkt. Önce Ramos Pique yok. Sonra kalanları yazıyorsun. Ramos bayağıdır evde ya yok zaten ya. Sakatlıklar büyük rakip. Tek rakibi sakatlık abi ben üçlü tutuyorum burayı ya. Van Dijk'ın da rakibi sakatlık oldu. Evet. Burası üçlü abi benim. Önlerinde bende de Kante var. Ben hayatımda böyle bir teknik direktör görmedim. Maçın 10. dakikası dizilişi değiştirdi ama niye? Daha ödük. Hocam oldu. Ama işte oyuncu grubu buna müsait. Soldaki kim? Kim dedik? Varane, Bonucci, Cancelo. Hani Robertson? Almadım. O kadar tepkinin üstüne yapamadım bunu. Yapma zaten ben şimdi. Ben devam ediyorum. Kevin De Bruyne. Şimdi böyle sıkı dur. Allah ne? Jack Grealish'i koyuyorum Bruno Fernandes yerine. Neden? Ne diyorsun? Bruno Fernandes daha istikrarlı, gol makinesi, süper oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ama ben Grealish'i izlemekten Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlar dışında o kadar zevk alıyorum ki. Valla. O böyle düşük çoraplar. Birazcık Glenn Hoddle. Dar alan becerisi. Abi bana... Birazcık böyle Chris Waddle topu alıp hızlanıp kaleye akması. İngiltere milli takım formasını giymiş en beğendiğim oyuncuların ofansif orta sahaların hepsinin sentezi. Harika bir oyuncu izlemesi çok zevkli ama bakalım onu oynatacak mı senin Southgate? Benim. Yani böyle hazırlık maçını ya... oynattı son maçta falan. Abi İngiltere oyuncu havuzunda Grealish gibi böyle heyecan uyandıracak çok fazla adam var son turnuvaları. Harry Kane var. Son turnuvaları oranla. Yalnız milli takımda mesela Dortmund'da abi parlamasını bekleyebileceğin. Milli işte. Takımda yok. Raheem Sterling City'de uçuyor. Milli takımda yok. Ama hep böyle oldu. John Barnes da öyle. Ya işte o zaten şimdi oraya gelecektim abi. Barcelona'da uçuyor. Milli takımı aldı. Ya böyle bir potansiyel bir şey vaat eden oyuncu sayısı önceki turnuvalara oranla daha fazla. Ama abi milli takım çatısı altına girince mi çok yoksa tutucu. Ülkedeki İngiltere, baskı mı, İngiltere, beklenti mi bilmiyorum ama kaybolup gidiyor abi herifler. Tercihlerinde çok tutucu.
Roberto Martinez Belçika'yı çalıştırıyor. Ne biçim top oynatıyor? Ya Martinez senin ligin en maceracı, en güzel top oynatıcılarından biriydi ya. Wigan'ı abi Martinez proje ama kaç sene oldu Martinez'in değil muazzam mi? Muazzam oynatıyor. Sen niye getirmiyorsun göreve? Abi hayatlarında iki kere bir yabancı hocayla çalıştılar. Bir tanesi böyle Capello, İtalyan hocaların en tutucusu o dönem için. Evet. Öbürü Sven-Goran Eriksson, İskandinav hocaların en tutucusu. Tutuculuk, federasyonun milli takım hocası da ya abi Southgate ne bu oyunculara göre? Mesela ben şimdi Harry Kane'im. Harry Kane çok düzgün adam. Süper golcü. Çok iyi forvet. Hala düşünüyorum Lewandowski mi öne koyayım, onu mu öne koyayım diye. Lukaku'yu mu oynatayım diye. Ya ben sana söyleyeyim bu arada. Ama abi düşünüyorum şimdi Harry Kane'im ben. Abi Mourinho kovuldu mesela Tottenham'dan. Mourinho yani. Milli takıma geliyorsun. Southgate. Ya ondan önceki hoca tercihleri de yani. Allardyce'lar falan. Hudson, Sam Allardyce. Yok artık ya. Allardyce'ın hatta artık ya. O kes köse. Oyuncu transfer mevzunun üstüne galiba ya o iş patlamıştı değil mi? Ben anlatayım sana. Allardyce'ı kandırıyor böyle tabloid gazetecileri. Çok zengin, körfez. Onlar Orta da Doğu'nun zengin gözünü kılığına giriyorlar. Hocam bilmem ne şöyle yapacağız. Bu da atlıyor ya. O da bir atlıyor, öbürü sallıyor herkese. Skandal ötesi ya. Böyle hoca tercihini yapılır abi. Sen niye mesela Guardiola'yı sen bu yaz ayarla. Hocam yazın milli takımı çalıştır. 10 milyon pound sana. Şampiyon olursanız 10 milyon pound da. Hocam, gör o zaman sen Sterling nasıl? Guardiola'da öğreniyor. Transfer bütçesi sunman lazım. Oğlum daha ne olsun için ya? Daha işte mis gibi oyuncular var. Yo bakınca öyle canım. Ya beğenmiyor musun sen mesela oyuncuları? Abi yok ben de bak, onu diyorum zaten. Aynı fikirdeyiz de. Sterling var. Abi Dortmund'daki işte çocuğun adı neydi? İngiltere'de o kadar kötü oynuyor. Sancho'yu mu diyorsun? Bellingham'ı diyorsun. Jadon Sancho. Bellingham kaç yaşında çocuk girdi taş gibi oynuyor. Abi var oğlu var ya. Hala daha bir Jordan Henderson penaltı atıyor teknik direktör. Abi işte orası hiç golü yok biliyor musun Henderson'ın? FA çatısı altına girince hocam. Başlarda. İngiliz futbolcunun hepsi FA çatısı altına girince ne oluyorsa orada oluyor bana. Lig yorucu bir de. Lig çok yoruluyor. Oyuncuların pestili çıkıyor. Yurt dışında oynayan da fazla yok ya. Jadon Sancho ile Bellingham oynuyor. Başka var mı yurt dışında oynayan İngiltere milli takımda? Abi yok şey ya. Var, bu, var, bu bence yoruculuktan bağımsız bir şey abi. Bir de bak bir de bak kaleci meselesi. O da var. Pickford. Neyse göreceğiz turnuva boyunca da. Sepet Pickford vardı bir ara. Yaptım ben orta sahayı. Evet orta sahayı yaptın hocam. Ben Kantemi koydum. Hocam ben şuraya. Ne şık oldu ama bak Serkan. Bak koyayım bak. Kevin De Bruyne. Jack Grealish. Oh 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 oh. Nasıl Kante var? Kante. Şuraya hocam Bernardo Silva'yı koydum. Beraber gittik Liverpool Chelsea. Buraya Barella. Ben evet. Eşim seni de orada gördüm. Ya Liverpool Chelsea Vodafone'la oynanıyor. Maç bitti. Ya bitmedi de uzadı bir de. Kante kardeşim koşuyor. Kante o kadar koştu ki zemin kendine gelmedi. Kante ya. Bir baktı şey koştu. Ederim zemin kendine gelmedi. Üsküdar Beşiktaş dolmuşuna koşuyordu. Şeyine motoruna. Chelsea'nin şampiyonluk şampiyon olmasına Thomas Tuchel Kante ortaklığı. Sonra geri kalanlar. Vallahi öyle ya. Abi zaten adam öyle bir seriyi yakaladı ki yani üst düzey saçmalama seviyesinden bahsediyorum. İyi anlamda diyorsun. Tabii iyi anlamda. Bence kaldığı yerden bence burada devam edip taşıyacak. Öyle diyor ya saçma sapan goller atıyor. Diyorlar ki niye adam ne güzel gol attı. Ya zaten hani absürt, bizar, çok enteresan. O top oradan oraya gider mi? Saçma olan o yani. Hani mesela Albert Camus saçma. Edebiyatta absürt. Onun gibi çok kaliteli yüksek. Forveti yap bakalım. Zaman geçiriyor. Hocam Barella Bernardo Silva yaptık mı? Burayı. Harry Kane mi Lewandowski mi? Ne yaptın? Barella Bernardo Silva yaptık. Fakat şu an işte bize bir dördüncü orta saha Bernardo lazım. Bernardo Silva mı yaptın? Aynen. Kevin De Bruyne değil. Yuri Tielemans diye bak. Yuri şimdi işte dördüncü isim Kevin De Bruyne'nin arasında gidip geliyorum. Benim iki tane pozisyon aslında boş kalmıştı. Aslında Yuri Tielemans girer de işte bu Grealish'i çok seviyoruz. Dur tamam ben orta sahayı sonra dört diyeceğim hocam. Devam. Kandırıldık ama olsun. İleriyle gidelim. Evet. İleriyle gidelim. Ben tamamlıyorum o zaman. Tamamlıyor musun? Mbappe de sağda, Ronaldo solda. Hiç böyle Ronaldo yaşlandı demeyin. Bak Portekiz milli takımında çok fena çarpılırsınız yani. Orada? Leva mı? Vallahi ister Lewandowski, ister Lukaku, ister Harry Kane. Hepsine katılıyorum. Üçü de olur. Üçünü parantez içlerinde koyabilir miyiz Uğursever rica edersin? Ya niye tek bir tane olsun ki? Bir kere de benim çalıştırdığım takımda şöyle bir opsiyonum olsun ya. Ya ameliyat olduk falan her şey çok iyi. Kızım dedi ki baba aç bir teknik direktörlük yapalım. Hangisini alalım dedim. Baba al dedi böyle yarasalar. Yarasa çok seviyorum ben dedi. O Valencia kadrosunu bana verdi. Tekrar hastaneye gidiyordum neredeyse. 24 oyuncu satıp 24 oyuncu aldım. Hala en iyi forvetim Seferovic düştü yani. O yüzden burada izin verin. Uğur Sever yüksek bir hocam sahnesi. Evet sen bunu hak ettin. Lewandowski, Lukaku, Harry Kane. Seçmeyen oynat. 30'ar dakika. Pekala hocam. Güzel tercihler. Mbappe burada. Ronaldo burada. Ronaldo'nun yerine de birini alabilirsin istiyorsan. Hocam ben Mbappe. Almayayım.
En fazla Avrupa Şampiyonası oynayan oyuncu olacak değil mi? Tabii canım 2004'te var. 2004'te var. 2008, 2012, 2016, 2020. 5. Avrupa Şampiyonası. Abi bir de orası Uğur şimdi... Uğur Sever bakma öyle. İyi baba, düşün, taşın. Orada, şarkısını çalacağım sana mavi ışıklardan. Orada bir de şimdi bu sene babanın etrafı da acayip zengin. Tabii senin koyuyor musun Jota'yı? Abi Jota'yı... Liverpool'dan mutlaka bir... Aa, biliyorsun ya kardeşim benim. Bak burada yazıyor lan, yazıyor ya. Jota ama orada da çok iyi tamamlayıcı rolde gidiyor abi çok baba. Çok iyiler zaten. Şimdi orada ama çok emin değilim orada. Şuraya Mbappe'yi koyduk. Buraya Insigne'yi koyuyorum. İyi de Insigne solda oynuyor ama hocam. Abi tamam da o artık oraları bıraktık gittik abi. Mbappe'yi sağ al bari. Hadi tamam Insigne öyle yapalım. Insigne solda koy. Kimlerle hadi maç yapıyor? Bunları da niye yerini değiştiriyorsam ya. hocam ortada da Benzema ile bunu aynen kesip kısa reklam olarak da koyuyor. Benzema ile Immobile. Düşünsene böyle şimdi mesela teknik anlatıyor böyle. Uğur sen burada değilsin buradasın diye onu alıp buraya bunu buraya koyuyor. Oğlum ne yapıyorsun lan gel buraya falan diye. Evet burada da Benzema ile Immobile yaptım ortayı da. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu yaptığın fırsatçılık gerçekten. Fırsatçılık ne? Yani. Ne konuda hangisini? Turnuvada kimler ilerleyebilir diye hesaplayıp turnuva sonunda da bak Ali Ece benim adamlar bu kadar gol attı falan deyip Lewandowski'yi çünkü yo, iki Polonya'yı farklı seçti. Hakiki ülkesini seçti. Bazıları gibi Almanya takımla oynamadı dermişim. Onlar da göç etmiş hakkı. İstediği gibi tercih eder bir şey demiyorum ama Lewandowski'nin Gerrit Bale'in falan tercihine de büyük saygı duyuyorum ben. Ya zaten iki farklı konsept oldu. Ben de mesela yani böyle konsepte ben de mesela böyle Polonyalı bu olsam Türk milli takımında oynardım falan Kamil. Kamil Grosicki. Kamil de o. Kamil. Hani değil mi? Başka bir tane daha vardı. Stoper Kamil. Monaco'da, Torino'da oynayan. Glik değil mi? Kamil Glik. Geliko işte. Kamil Geliko olarak oynar. Evet. Hocam başarılar diliyorum senin takımına da. Bazı oyuncular ortak. Ya tabii ister istemez. Hay canım 4, 3, 3. 3, 3, 4 oldu 3, yani. 3, 4 yaptı bu. Hocam biz kafa yaptık. Bu kadar çizgide mi oynayacak Mbappe falan? Abi şimdi o detaylara gireriz. Hepsinin artık şeyleri olacaktır. Jack Grealish parantez açalım. Bruno Fernandes. Onda da 3 oyuncu değişikliği hakkım. Evet burada bu arada Insigne'ye benim de bir Jota parantezim var. Ali orada bizi zaten ele verdi. Hakikaten buraya not almıştım. Sadece savunma konusunda ben burada Varan mı orada belki gene İtalyanlardan biri rahmetli olabilir diye rahmetli arkadaşımız düşündüm. Emre Gönlüşen'in bir böyle esprisiyle bitirelim mi? Bitirelim. Insigne ilk oynuyor Napoli'de falan. Diyor ki uzun yol gelmişler. Yolda durup bir şey yesin. Yani insin ye diye demişti rahmetli hakikaten. Harika insan. Evet yani buradan kendisini bir kez daha analım. Evet. İlk kez onsuz bir turnuva olacak. Aynen. Evet. Özlediğimiz bir arkadaşımız. Bütün böyle spikerlere, meslektaşlara başarılar. Allah zihin açıklığı versin falan. Vardır ya öyle sabah. Evet yoğun yoğun bir zaten çok yoğun ve yorucu bir sezonun ardından ama tabii ki neyse ama ki burada bir tarafı var. Futbolcu izleyeceğiz. Hayır, birbirimizi yemeyeceğiz. İlk kez Türkiye'de herkes aynı takımı tutuyor. Ve biz program yapacağız. Bu çok güzel bir şey. Ya evet ve hani milli takım dönemlerinde tabii ki bir birliktelik oluyor ama gerçekten saha içi ve saha dışı duruşuyla birlikte hareket edişiyle, sahadaki performansıyla, hocasıyla, kenardaki ekibiyle ekstra sevilesi bir abi milli evet, takımımız evet, var. Evet hakikaten sempatik evet. Sempatiyi çok açtık sempa biz. Evet. Çok sempa hakikaten bu şeye bu hissiyata açtık. O yüzden heyecanımız daha da yüksek. Yayının başında da söylediğimiz gibi Voli'de Euro 2020 yayınları başladı. O bakalım zaman soruyorum bir bilgi sorusuyla bitirelim. Ahiret sorusu. Milli takımımız kadrosu çok kolay. Milli takımımız kadrosundaki hangi oyuncu basketbol altyapısında oynamıştır senin benim gibi? Serkan Akkuyun biliyor tabii. Uğur Sever de düşünürse bulur. Ayaklar... Uğurcan falan mı? Tutturamadım Lütfü. Evet. İkinci hakkını kullan. Şimdi 3 kaleciyi de sayacak bak. Yok. Kim abi? Bilmiyorum yani. Sallayacağım bilmiyorum. Mert Günok diyelim. Herkese başarılar diliyoruz tüm takımımıza. Başarılar. Görüşmek üzere. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.